Mefrak Tarik Yol Ayrımı Sevgili izleyiciler, şu hakikati artık net ve samimi bir şekilde haykırmamız gerekir. Mevcut hal, özellikle İslam dünyasının yaşadığı travmatik hadiseler zincirinin temelinde yatan en büyük kısır döngü, ırkçılık ve kavmiyetçiliktir. Ki bu durum, Müslümanların hızla güç kaybına neden olduğu gibi yaşadıkları coğrafya içerisinde bölünüp parçalanmaktadırlar. Oysa ki İslam'da ırkçılık yoktur ve İslam bunu 1400 yıl önce ayaklarının altına almıştır. İster Arap ol, ister Türk ol, ister Kürt ol, istersen bilmem hangi ırktan olursan ol. Eğer ki kelime-i şehadet getiriyorsan sen Müslümansın. Ümmet şiarında Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kardeş kardeşi öldürmez, fitne ve hasedin içerisine girmez. Bir olur, diri olur, güçlü olur. Ümmet olarak yer küresine hakim olur. Bakınız Kur'an-ı Kerim Hucurat Suresinin 10. ayetinde net olarak bize şöyle sesleniyor. Diyor ki müminler ancak kardeştirler. Hucurat Suresi 13. ayeti de mealen şöyle buyuruyor. Ey insanlar şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. İşte Kur'an bize bunu emrediyor, öğretiyor. Madem Kur'an bu emri veriyor, öyleyse İslam dünyasındaki bu tefrika nedir? Müslümanlar neden kendi içlerinde ayrımcılığa giriyorlar ve neden birbirlerine silahları doğrultuyorlar? Ve neden ümmet olabilme adına İslam'ın ve Müslümanın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği gibi kardeşlik ruhuyla bütünleşip küfür dünyasına karşı çıkmıyor? Sevgili izleyiciler, kangrenleşen ve giderek İslam dünyasını hasta adamdan daha beter yatağa mahkum eden süreci sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel tüm yönleriyle masaya yatırmalıyız. Düşünmeliyiz ve ortaya çıkan sorulara yanıt bulmamız gerekir. İslam dünyası neden gerçek kavramından, ruhundan, değerlerinden ve kutsallarından bu kadar uzak kaldı ve kalıyor? Arap'ı da, Acemi'de, Türk'ü de, Kürt'ü de, Pakistanlısı da, İranlısı da, Suriyelisi, Mısırlısı vesaire her kim olursa olsun hangi ırka mensup olursa olsun mezhebi ne olursa olsun ülkesi de hangisi olursa olsun eğer ki Kur'an'a iman etmişse Allahu Ekber diyorsa Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi rehber olarak görüyorsa o birdir ümmetidir ve diridir Irklarda, coğrafyada, dillerde, renklerde ayrı olsa bile iman ve inanç birdir. Hiçbir şekilde ayrı değildir. Eğer gerçekten İslamiyetle samimiyetimiz varsa o samimiyeti ümmet olarak göstermemiz gerekir. Samimi değilsek o zaman ırkçılığa, kavmiyetçiliğe, bölgeciliğe başvuralım ki hali perişanlığımız beterin beteri olsun. Nitekim hali halen bunu gösteriyor bize. Yoksa bir avuç Yahudinin hakkından gelemiyor Araplar denilir miydi? Denilmezdi. Ama deniliyor ki bu da pısırıklığın, korkaklığın dik alasıdır. Bu dava Araplarla Yahudiler arasında bir dava değil. Bu dava Kur'an'la Yahudinin arasındaki davadır. Madem Kur'an'ın davasıdır, Arap'ın, Acem'in, Türk'ün, Kürd'ün vesaire hiç kimsenin tek başına olmadığı gibi kimse kendini ırk, renk, dil, coğrafya üzerinden sıyırmasın. Çünkü coğrafya ırk, dil ve renk değişik olursa olsun intisabı Muhammediye sallallahu aleyhi ve sellemse başka söze gerek yoktur. Bunu tam anlamıyla anlamamız gerekir. Eğer anlamıyorsak Kur'an'la ilgimiz kalmamış demektir. Bakınız Fetih suresinin 29. ayeti de şöyle buyuruyor. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kanınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden imar edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Kur'an bunları söylüyor. O zaman ya Kur'an'a inanıyoruz ya da inanmıyoruz. Kur'an'a inanıyorsak Müslümanız. Değilsek Müslüman değiliz. Eğer ki Müslümanız diyorsak o zaman hakkını vermemiz gerekir. Tüm İslam dünyası birdir ve bir olmaya da mecburdur. Bakınız İsrail ve Filistin arası yaşanan savaş Arapla Yahudinin savaşı değildir. Küfürle İslam'ın savaşıdır. Orada yaşananlar Mescidi i Aksa'yı Yahudi baskınlarından kurtarma savaşıdır. Onun için İslam dünyasının bununla birleşmesi lazım. Başta ifade ettim. Hucurat Suresi'nin 10 ve 13. ayetlerinin ruhunu bünyemizde taşımamız lazım. Onun yolunda yürümemiz lazım ki biz Müslümanız diyebilelim. Yoksa yalandan isim taşımakla ne Müslüman olunur ne de İslam'ın bayrağını dalgalandırabiliriz. Bu kavram şerefli bir kavramdır ama ne yazık ki vergisi yok diye herkes bedavadan kullanıyor. İslam dünyası bugün bunu üstlenmemiştir ki sadece Araplarla Yahudilerin kavgasıymış gibi gösteriyor. Bu da pısırıklıktır ve tefrikadır. Bu savaş küfürle İslam'ın savaşıdır. En derin saygı ve sevgilerimle.